Evet para değerli sevenleri, bu haftaki videomuzda şart video nasıl çekilir onun evrelerini anlatacağız. Sabah uyandım, kahvaltımı yaptım, çayımı elime aldım ve bilgisayarın başına geçeceğim. İlk önce senaryomuzu yazmakla işe koyuyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, senaryomuzu yazdık. Senaryo komik bir video üzerine yazdım ben. Dışarıdan alışveriş yapmış gelmişim, tarzda bir değişiklik yapmışım, yırtık pantolon, kafamda şapka. Eşim de tabii o halimi görüyor, deli oluyor ve pantolonu yırtıyor ve komik olaylar gelişiyor. Şimdi bunun bir okuma provasını yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, senaryoyu yazdıktan sonra okuma provası. Bu okuma provası neden önemli? Lafları nasıl söyleyeceğimizi burada bir önce tartıyoruz. Ona ben nasıl söyleyeceğini, yükseleceği anları filan onların çalışmasını yapıyoruz. Bir ön çalışma oluyor. Hadi başlayalım Yaprak. Sen şimdi bu ne hal? Sen demedin mi kendine biraz çeki düzen ver? Spor tarz giyin diye. Bu mu tarzın şimdi? Evet. Kıskandın sanırım. Ya ne demezsin? Evet, o hastada pantolonun yırtık bölgesinden Yaprak elini sokuyor ve pantolonu yırtıyor. Ne yaptın lan sen? Ben buna o kadar para verdim. Geç içeri. Elindeki eskileri giy. Bana tarz olacakmış. Böyle değil. Geç içeri. Elindeki eskilerini giy. Sözde bana tarz olacakmış. Mesela buraya sözde ekleyebiliriz mesela. Evet şimdi söyle. Geç içeri. Elindeki eskileri giy. Sözde bana tarz olacakmış. Gitti pantol. İadeye götürsem alırlar mı acaba? Ha. Kapıdan dışarı çıkar giderim. Sen benim arkamdan koşturursun. Hey nereye deli soka? Hey nereye gidiyorsun deli soka? Bana niye bakıyorsun buraya oku. Hey nereye gidiyorsun deli soka? Bunları atmayacaksın değil mi videoya? Bunlar hepsi olacak. Evet şimdi okuma provamızı biz birkaç tane daha tekrar yaparız. Şimdi çekim esnasının ön hazırlıklarına geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu pantolonu feda edeceğiz şimdi. Burada bir kesik açacağım. Sol tarafında açayım. Yaprak buradan elini koysun ve pantolonu yırtsın hesabı. Şimdi tutuk önce pantolonumuzu keseceğiz. Şöyle tut. Biraz aşağıda da olsun. Getir polansı yakından göstersene babacığım. Şöyle. Şu çizgiden. Alınması zor, yırtılması şöyle, kolay. Böyle terz giyinmiş gibi elini keseceğiz. Dur. Evet. Böyle tarzmış gibi. Hatta birkaç yerde daha ufak açayım. Tabii. Şöyle ufak ufak. Çok da abartılı olmayacak. Daha önceki biraz aslında vazgeçti. Onu ben içeriden. Tamam, uzaklaşabilirsin Poyraz biraz. Biraz böyle pantolona şekil yapalım. Baba yine giyinersin mi? Yok canım, ne giyinmez. Böyle tarzım olacak. Bunu biraz fazla kestim de. Peki ben sana bu tarz pantolon giydirir miyim? İçeriden kapatacağız bunu arkadaşlar. Tamam. Hadi şimdi elbiselerimizi giyelim ve videonun çekimlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, pantolonumuzu yırttık dediğim gibi. Birkaç yaptık. Şimdi bıçakla şöyle ufak çentikler açtık buna. Daha tarz gözüksün diye. Devam edelim. Evet böyle. Burada olduğu gibi. Evet pantolonumuzu hazırladık. Şimdi üstüme de bir tişört giyeceğim. Alengirli bir tişört. Ve şapkamı çıkacağım. Elime alışveriş torbamı alacağım. Ve dışarıdan sanki alışverişten gelmiş gibi kapının zilini çalıp yazdığımız senaryoya ve diyaloglara göre çekimize başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu bizim Digi Osmo mobil cihazımız. Biz çekimlerimizi bununla yapıyoruz. Böyle istediğimiz gibi hızlı çekimlerde hiçbir şekilde telefonumuz oynamıyor. Hani bu çekimlerde biraz işi profesyonelleştiriyor. Şimdi yazdığım senaryoyu kızımın cep telefonuna mesaj attım. Bu bizim senaryomuz. Buna uygun olarak mizahsenimizi çekeceğiz. Ben hazırlandım. Yırtık pantolonlu, tarz giymiş bir baba. İşten eve geliyorum. Karım kapıyı açacak. Elimde alışveriş torbam. Ve hadi başlayalım. Kamera arkasını siz olduğu gibi seyredeceksiniz. Evet. Şimdi işten başla geliyorum. Kızım. Şey başlıyor zaten, çekiyor. Hı. Al şimdi. Şimdi sen şimdi ne söyleyeceğini biliyor musun? Bakayım hemen. Niye benim yazdığım şey yapmadın? Burada sarı. Bu ne hal diyorsun be? Kendine biraz çekip düzen ver, spor tarzı giyin diye, o benim notum. Hadi.
Bundan da seni çekiyorum. Sen beni açıyorsun, bunu görürsün. Ha, arkada yapayım. kamera arkası o zaman. Evet, aynen. 2 3 Sen demedin mi biraz tarz spor giyin diye? Al işte, kendime tarz yaptım sana. Şimdi senin kapıyı açma sahnesini Poyraz. Bu tarzı şimdi? Kapıyı Poyraz açacak. Şimdi senin buradan şeyi açayım. Kapıyı ben kapıyı da burada kendim açtım. Hayır, sen işte onu göstermeyeceksin. Şimdi kapıyı açıyorsun, bu ne hal diyorsun? Tamam. Yavaş. Bu ne hal? Böyle çeksene babacığım orada. Çekime giriyorsun. Bir de. Bir de kapıyı tam kapat. Bu ne hal? Tamam. Şimdi birinci sahneyi çekmiş oluyor. Şimdi senin kapıyı gelip açma sahnesini bağlayacağım ben. Geliyorsun, kapı çalıyor. Hadi. Böyle çekin oradan. Bir, iki. Başla. Tamam, oraya bağlantı yapacağız zaten. Şimdi diğer sahnede benim lafım ne? Annenin lafı. Sen demedin mi? Kendine biraz çeki düzen ver. Spor tarzı. Tamam, onu söyledim. Bu mu tarzın şimdi? Bu ne hal dedin mi sen başta? Bu tarzın ne hal mi dedin? Bu ne hal dedi? Bu ne hal dedi? Dur bakayım. Şimdi ona bir... Oğlum korktuğuna güzel. Şşt, dur. Bu ne hal? Arkada da kamera gözüküyor. Gözüksün işte, kamera gözüksün. Hayır. Onu göstermeyeceğiz tabii şimdi. Onu şu açıdan çekeceğim ben. Onu durdur şimdi kızım. Ya ne demesin deyip mi giriyorum? Bak sen onu diyorsun ki ya ne demesin deyip çaldırıyorsun. Annemi gösteriyor mu? Onu böyle aşağı kadar yırtıyorsun. Annemi gösteriyor mu? Annen gözükecek zaten, pantolonu yırtıyor. Tamam, pantolonu. Çok açık, çok böyle geniş açı değil. Şöyle ha. Sen gösteriyorsun. Sen gel şimdi. Gel yaprak. 2 3 Ya ne demesin? İstediğim gibi yırtamadım. Ne yapayım? Burada mı yürüyorsun? Keşke. Hayır. Çaldım et ki. Hayır, vallahi. Güzel oldu, güzel oldu. Dur bakayım işime. Dur, dur. Dur bakayım. Oraya hızlandı. İşe gittiği pantolon görüyor musun? Ya, ben orada tepkisiz durmam iyi olmamış. Ne yaptın lan sen? Ben bunu o kadar para... Şimdi senin buradan yüzünü göstereyim ben. Orayı öyle kurtaracağız. Oh, şu poşeti de bırak Allah aşkına şu elinde. Poşet elinde de. Gel şimdi şöyle. Pantolonunu yırtıyor musun? Bir de bir sahne de buradan vereyim. Bir. Yırtıyorsun. Dur dur. Yırtıyorsun. Dur şu açıyı göstermeyeyim. Bir. Oraya bir tak. Cırıyor musun gibi aşağı. Bir. Yani uğraşma. Ses yapmaya uğraşma. Ha, tamam. Çekiyor musun? Tamam. Bir. İki. Üç. Tamam. Gel. Şimdi senin lafın. Git içeri, gir şimdi eskilerini giy diyorsun. Geç içeri, elindeki eskilerini giy. Sözde bana tarz olacakmış. Gel şimdi. Hadi. Nefes nefese kalmışsın gibi. Geç içeri şimdi, elindeki eskileri giy. Desene bana tarz olacakmış diye. Geç içeri, şimdi elindeki eskileri giy. Sözde bana tarz olacakmış. Arkadaşlar çekimler böyle işte zorlu geçiyor. Bir, iki... Geç içeri şimdi, elindeki eskileri giy. Sözde bana tarz olacakmış. Tamam, şimdi benim lafım neydi? Dur şimdi. 2, 3. Lan gitti pantol. Aa, iadeye götürsem alırlar mı? Çiviye takıldı derim. Şimdi... Sen kapıya koşuyorsun, tamam mı? Ben çıktıktan sonra. Hı hı. Nereye gidiyor lan? Deli sokak diyorsun. Hadi kapı kapalıyız biraz. Sen kapıyı çektin ya. Hadi koşuyorsun hemen. Gel kapı açık gel. Bir. Poyraz. Poyraz. Gel şimdi kapıyı. Kapıdan çekerken kapıyı şöyle kapı. Ben seni göstermeyeceğim. Kapıyı ben çekiyormuşum gibi. Annen arkamdan. Oğlum geçsene ön tarafa. Ön tarafa geç. Hadi geç. Gözükmeye geç. Hadi çekeceksin. Bir. Ya bak sen de şu açıya gel. Bu açıya gel. Bir, iki, üç. Nereye gidiyorsun? Beni soykan sen. Geç şu tarafa.
Hemen kapıyı açıyorsun ya, buradan kafanı uzatıp söylüyorsun. Nereye gidiyorsun dedi, söyle. Hadi, bir, bekle. Nereye gidiyorsun dedi, sorma sen. Biraz daha yüksek sesle. Hadi, bir, iki, üç. Nereye gidiyorsun dedi, sorma sen. Ama ne, kalkma, oraya kalkıyorsun. Hadi, hadi. Gir. Kapıyı açıyorsun. Biraz kapan, evet, gir. Nereye gidiyorsun deli sokasın? Baba bir şey söyleyeyim şimdi mi? Şimdi Poyraz sen bir gel. Şey söyleyeyim gel, mi? Gel deli. Sen gel. Şimdi bu kamera arkasını açacak mısın? Evet. Evet arkadaşlar. Çekimlerimizi bitirdik. Şimdi gelelim montaj aşamasına. Montaj aşamasını da kaputla yapıyoruz. Şimdi onu size göstereceğiz. Hadi bakalım. Ben videoları genellikle CapCut üzerinden montajlıyorum. İşimi bayağı basitleştiriyor. Hem de ücretsiz olması da ayrıyeten tüm kullanıcılara uygun. İlk önce çektiğimiz videoları çekim sırasına göre, senaryoda yazdığım sıraya göre seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Bu alanı hızlı geçiyorum biraz. Seçtiğim sahneler, ondan sonra kırpma olayları var. Çünkü fazla uzun da çektiğimiz anlar oluyor. Çektikten sonra kurguda daha da kısalttığımız sahneler oluyor. İlk önce bir kaba kurgu yapıyorum. Ondan sonra kurguyu inceltiyorum. Yani inceltme dediğim biraz daha kısaltıyorum. Çünkü çok uzun olursa sıkıcı olabiliyor. Kısa sürede daha çok şeyi anlatmak, karşıdaki izleyiciyi de sıkmadan keyiflendirmek önemli olan. Burada çektiğim sahneleri tek tek sırayla montajlıyorum. Evet arkadaşlar, sizin de şahit olduğunuz gibi şart video çekmek öyle görüldüğü kadar kolay değil. Birçok emek sarf ediyoruz. Yazım aşamasından onun çekim aşamasında çok uğraşlar veriyoruz. En az bir videonun çekimi belki de 2 saat sürüyor. Daha çok emek harcadığımız videolarımız da var tabii ki. Şimdi videomuzun montajı tamamlanmış ve müzik eklenmiş halini hep beraber izliyoruz. Videonun sonunda Poyraz'ın size bir mesajı olacak. Dinlemeden geçmeyin. Bu ne hal şimdi? Sen demedin mi biraz tarz spor giyin diye? Al işte kendime tarz yaptım. Bu mu tarzın şimdi? Evet, kıskandın sanırım. Ya ne demezsin. Ne yaptın lan sen? Ben buna o kadar para verdim, çıldırdın mı? He çıldırdım. Geç içeriye, elindeki o eski kıyafetleri giy. Lan gitti pantol. Aa, iadeye götürsem alırlar mı? Çiviye takıldı derim. O halde nereye gidiyorsun deli soykaser? Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz.